Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Merhabalar. Sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri ve Radyo Ege Kampüs dinleyicileri, yeni bir perşembede Ege'den Sağlık'ta karşınızdayız. Profesör Doktor Sema Aydoğdu ile Çocuğa Dair Her Şey başlığındaki her perşembe Ege'den Sağlık'ın bu bölümünde çocuklarla ilgili çok farklı gündemleri ele alıyorduk. Bu yıl programımıza üstün zekalı yetenekli çocuklarla başladık. Ve geçen hafta başladığımız bu başlığa ülkemizde ve dünyada bu çocuklar adına neler yapıyoruz, bu çocukları nasıl tanıyacağız sorularına yanıt vermek amacıyla bu haftada devam ediyoruz. Ve konuğum gene eski bir Ege Üniversiteli Sayın Meral Şengüler. Meral Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geçen hafta konuya başladık. Sizin çok özel fedakarlığınız, izninizle oğlunuzu Ufuk'un üzerinden böyle bir gündemi açtık. Evet. Ama şimdi tekrar üstün veya üstün zekalı, üstün yetenekli veya dahi toplumda bir takım bu tanımlarla ilgili kargaşalar var. İsterseniz bu kargaşayı çözmek adına bunları tanımlayarak başlayalım. Memnuniyetle. Toplumumuzda üstün kelimesinin, üstün kavramının karşılığında bir dahi algısı mevcut. Fakat dahilik elbette ki üstün anlamını içeriyor. Fakat her üstün diye tanımlayacağımız kişi dahi midir? Bu önemli bir soru. Dahi deyince Mozart'ı anımsıyoruz. Aynen öyle. Einstein'ı anımsıyoruz. Atatürk'ü anımsıyoruz. Kesinlikle. Böyle dünyada çok az... Kesinlikle. Milyonda bir karşılaşabileceğimiz bir potansiyelden bahsediyoruz. Onlar dahi. Onlar aynen ayrı bir grup. Aynen öyle. Üstünlüğün en üst grubu. O üstünlüğün de kendi içinde katmanları olacaktır çünkü. Ama üstün tanımını ben en sağlıklı şöyle yapılması ve şöyle bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Literatürde bu şekilde de geçiyor. Kişinin akranları düzeyinde sahip olması gereken özellikler, beceri düzeyi akran yaşı itibariyle belli bir potansiyel ifade eder. Yani şimdi akranlarının o yaşta yapması gereken yetenekleri aynen yapıyor. Öyle. Aynen onlar öyle. Var. Bunun üstüne çıkan becerileri o alanda ya da o alanlarda üstün becerilerini gösterir. Dolayısıyla bir kişi birçok alanda da üstün beceri ya da üstün seviyeye sahip olabilir. Bir alanda da olabilir. Ama her alanda olacak gibi bir algı olmamalı. Yok. O zaman burası çok önemli. Yani bir çocuk var, onun bir konuda üstün özellikleri, yetenekleri var. Biz bunu fark etmeyebiliriz, ortaya kesinlikle çıkaramayabiliriz. Kesinlikle. Hani çok farklı, pek çok konularda sizin geçen hafta konuştuk oğlunuz gibi bir yaşında, bir buçuk yaşında tabelaları okumaya başlayan çocuk, herkes fark ediyor onu. Evet. O ayrı. Ama evet, bir de bu çok önemli bir başlık. Çok çocuğumuzu kaybediyor olabiliriz maalesef, bu konuda. Maalesef. Bir konuda ya resim ya müzik, bunun çıkması için spor, uygun ortamı olmayan çocuklarımız bu konuda standart insanlar gibi kalabilirler. Şöyle ki, o yönünü kullanamayabiliriz. Aynen öyle. İnsanlığa kazandıramayabiliriz. Şöyle ki zeka düzeyi akranlarının üstünde olan bir çocuk olsa da karşımızdaki ya da bir birey, daha yetişkin bir birey olsa bile ola ki öğrenme bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu, otistik gibi, aynen öyle, çocuklar gibi bir takım farklı yan negatif özellikleri var ise kişinin, ben ona rahatsızlık demek istemiyorum çünkü negatif özellik, farklılıkları varsa bu negatif durumlar onun o özel durumunu, o daha üstün potansiyeldeki tarafını bastırabilir. Ya da onun ortaya çıkmasını engelleyebilir ya da bizim görmemizi engelleyebilir. O zaman hem eğiticiler hem de bir çocuk hekimi olarak en önemli başlık, hani bizden farklı olan,
Sevgili izleyiciler, burası çok önemli. Hani standardın dışında bizden farklı, hiperaktif olabilir, dikkat eksikliği olabilir, asosyal olabilir, otistik olabilir, içine kapanık olabilir. Bütün bu çocukların, bütün bu insanların aslında hepsinin bir değer olduğunu, hatta bunların içerisinde çok farklı, üstün yetenekli bireylerin olabileceğini düşünmemiz lazım. Çünkü bizde otistik deyince böyle yani eyvah ne yapacağız? Değil mi? Üstün denince de eyvah deniyor. Üstün çocuğunuz var açıklamasını yapma noktasında aileler aman Allah'ım diye tepki verebiliyorlar. Başımıza neler gelecek? Ne yapacağız biz şimdi? Çok ciddi anlamda panik olacakları bir durum olduğunu düşünüyorlar. Ama üstünlüğün mutlaka şu şekilde algılanması gerekiyor. Hayata daha keyifle, daha başarıyla, daha faydalı tutunabileceğimiz yanlarımız var. Bunları keşfetmek için ne kadar erken yaşta annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz bu konuda farkındalıklarını arttırırlarsa çocuklarımıza da çok daha iyi kazanırız, çok daha keyifli kazanırız. Dil becerisi çok iyi olmayabilir bir çocuğun ama düşünce, hayal gücü, belki de çok yaratıcılığı, aynen öyle, çok ilerisinin iyi bir senaristi olabilir ama şu anda konuşamıyor diye bunları aktarma şansı yok. Okuma yazmayı öğrenecek, ondan sonra kendisini ifade edecek. Dolayısıyla çocuklarımızın her alanda olabileceği gibi tek bir alanda da, birden fazla alanda da farklı yönleri, özellikleri ve potansiyelleri olabilir. Bunların görülüp farkına varılması lazım. Peki, ama bunun için yeni dahi olmaları beklenmemeli. Peki ne yapacağız bunun için? Bunun için ne yapacağız? Yani bir, geçen hafta konuştuk. Çocuklara ayrı bir birey olarak değer vermek, özgürlük tanımak, çocuğun özgürce düşüncelerini, fikirlerini, isteklerini dile getirmesine olanak sağlamak. Doğru. Geçen hafta en temel bunu konuştuk. Peki bunun dışında bu değerleri fark edebilmek, kaybetmemek için daha neler yapabiliriz? Öncelikle anne babalara çok fazla iş düşüyor. Şimdi her anne babanın çocuğu kendine kıymetli, kendine güzel, kendine akıllı. Evet. ama bilmemiz gereken çok önemli bir şey var ki her yaşın yapabilir niteliği olduğu davranışlar vardır. Evet. 6 aylık bir çocuğun koştura koştura yürümesini bekleyemezsiniz. Ancak destekli oturmasını bekliyoruz. Aynen öyle. Bir yaşında bir çocuğun kalkıp da sizinle internette, bilgisayar üzerinde chat yapmasını beklemezsiniz. Bunlar tabii esprili noktalar ama her yaşın, hatta bir yaş altında her ayın çocukta ne yapabileceğine dair, kas gelişimi, iskelet gelişimi, duyu gelişimine dair bir takım İnce düzeyleri motor, var. Kaba aynen motor, öyle. Bunların gelişimini zaten biz çocuk hekimleri sıkı takip ediyoruz. Kesinlikle. Bunları anne babaların çok iyi bilmesi gerekiyor. Tabii bir hekim detayında değil ama bir anne baba farkındalığında olmaları açısından bunu bilmeleri ve çocuklarının bulunduğu yaşa göre ne düzeyde o beceriye sahip olduğunu görmeleri gerekiyor. Ve şöyle bir yanlış algı var ki pırıl pırıl zeki olan bir çocuk eğer kendisini fark ettiriyorsa belki de yaş düzeyinde yaptığı bir kalem tutma becerisi diğer becerisi üstü olduğu için sanki bu geri kalmış gibi algılanabiliyor. O zaman ailenin şöyle bir beklentisi oluşuyor. Ha bu işte anlama, kelime söyleme becerisi çok yüksek olduğu için bunu da yapabilmeli. Değil ama. Her beceri aynı düzeyde yükselmez. Her beceri aynı potansiyelde olmaz. Anne babaların hangi becerilerinin, çocukların hangi becerilerinin daha üstte olduğunu anlamaları, gözlemlemeleri. Dolayısıyla çocuklarını iyi tanımaları gerekiyor. Benim çocuğum yaptı heyecanından öte doğru gözlemlemek ve ben yine aynı şeye vurgu yapmak istiyorum. Kendi yaşayamadığımız, kendi içimizde kalan, ukde kalan heveslerimize, çocuklarımıza adapte etmemek lazım. Tabii burada anne babalar, izleyen hekimler, çocuk hekimleri, aile hekimleri, Türkiye'deki yeni sağlık sisteminde aile hekimleri ve özellikle de kreş, anaokulu gibi erkenden sosyalleştiği kurumlardaki eğiticilerin, öğretmenlerin hakikaten çok dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle. Türkiye'nin değerlerini kaybetmemek, aksine kazanmak adına bütün bu kurumlarda bizlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Kesinlikle. Çok küçük bir örnek paylaşmak istiyorum. Örneğin hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğun o dürtüselliği sebebiyle çok hareketli olması ya da kendisini kontrol etmekte sıkıntı yaşaması öğretmenler tarafından ya da sınıftaki diğer çocuklar ya da yan sınıf öğretmenleri tarafından görüldüğünde yaramazlık olarak adlandırılabiliyor. Evet. Eğer bu çocukta iyi bir potansiyel de varsa zeka potansiyeli çok zeki olduğu için böyle davranıyor gibi yaftalanabiliyor. Halbuki o çocuğun farklı bir açıdan dikkate alınması gerektiği atlanabiliyor. O yüzden farklı alanlarda da sadece potansiyel anlamında değil, hiperaktivite bozukluğundan dikkat eksikliğine, evet, otizmden öğrenme bozukluğuna kadar birçok alanda da en azından farkındalığımızın olması gerekiyor. Yani bu konudaki bilincimizi, evet, çocuklarla doğrudan ilgili olan, ben kendimi de bu grup içerisinde tabii hepimiz ki dahiliz. Dahil ediyorum ve eğitimciler çok bu konuda önemli. Peki bu çocukları bir şekilde fark ettik. Evet. Farklı yetenekleri var. Asıl problem şimdi burada başlıyor. Şimdi bir fark edinceye kadar, evet, o olumsuz gibi değerlendirilen özelliklerin arasında çocuğun aslında çok olumlu yönünü yakalamak veya pek çok olumlu yönünü ortaya koymak, evet, özgürce gelişmesine fırsatlar, olanaklar tanımak. Tamam, bunu tanıdık diyelim. Ama şimdi bundan sonra ikinci bir problem var. Bunlara ne yapacağız? Geçen hafta beni çok etkilemişti. Sizin bir sözünüz vardı. İlk çocuğunuzun 1,5 yaşında sokaktaki tabelaları okumaya başladığını görüp bir bu konuda yardım almak için bir profesyonele gittiğiniz zaman ya bu ülkeden ayrılın ya da çocuğunuzu bastırın. Şimdi toplumsal ve kültürel özelliklerimiz, dinsel özelliklerimiz gereği birazcık bir sınırlayıcı bir toplumuz. Bu her sektörde, toplumun her katmanında, her yaşta hep birbirimizi böyle sınırlayıcı özelliklerimiz var. Şimdi elimizde de böyle bir değer var. Evet. Ve Batılılar buna İngilizcesi olarak gifted sözcüğüyle tanımlamışlar. Yani dünyaya, insanlara bahşedilmiş, sizin söyleminiz, hediye edilmiş çocuklar diyoruz. Peki biz bunlara neler yapacağız? Türkiye'de biz ne yapıyoruz ve sizinle bir araya gelmemizin en büyük nedeni de bu çocuklara siz neler yapıyorsunuz? Bu çocukların öncelikle dediğinizde çok haklısınız. Anne babaların evdeki o yaşantılarında ve ikinci aşamada da öğretmenlerin okuldaki yaşantılarında çocukları çok doğru gözlemlemesi lazım. Onların sadece akademik başarılı bir öğrencinin üstün zekalı olması beklentisinden kurtulmaları lazım. Çalışkan çocukla üstün çocuk arasında çok önemli farklar vardır. Çünkü. Hatta üstün çocuklar hiç çalışkan bile değildir. Birçoğu. Gerek yok çünkü. Aynen öyle. Çok hızlı bir şekilde bellekte tutuyor. Çok çalışması gerekmiyor. Aynen öyle. Birçoğunda o davranışı görebiliyoruz. Ama birinci etapta çocuğun ciddi anlamda tanılanması çok önemlidir. Tanılanma meselesi ülkemizde zeka düzeyinin anlaşılması için kullanılan bir takım testlerle yapılıyor. Her ortalama o topluma ait bir birey zeka düzeyi belirlenir. Bu zeka düzeyinin altında ya da üstündeki kişilerin durumu da normal olmayan, normal dışı düzeyler olarak ifade edilir ki. Ya burada bir rakam vardır işte, evet, zeka testinde 90-100 gibi bir 100, sonuç. 110 gibi standart rakamlar. Olan aynen insan. Öyle. Aynen öyle. Bu rakamların üstüne çıkan zekalar parlak zeka, çok parlak zeka, üstün zeka, çok üstün zeka ve dahi gibi kadar katmanlarda yükselirler. Şimdi burada kendi meslek grubum adına söyleyeyim. Bizim ülkenin sonucu değil de doktorların dünyada genellikle bu IQ dediğimiz zeka katsayıları işte 120'nin üzerindedir filan denilir. Bu bizim verimiz değil yalnız. Dünya literatürünün verisi. Sadece test ve IQ rakamlama sistemiyle bakmak değil, o IQ testinin alt başlıklarında çocuğun genel bilgiyi kullanma, yargılama, sözcük dağarcığı gibi birçok alanda da inceleme sahaları vardır. Ve bunların her birindeki gözlemler çocukla ilgili sadece genel toplam zeka anlamında değil, alt başlıklar
durumlarda da analitik zekası, matematik becerisi çok iyi olmayabilir ama sözel anlamda çok daha iyi düzeyde olabilir bir çocuk. Dolayısıyla toplam zekada... Bizde bir çocuk üstünse, çok zekiyse özellikle matematik konusunda çok başarılı olması gerektiği öyle gibi bekleniyor. Öyle bekleniyor. Evet. Çünkü şart zeka değil. Ve matematik birleştirilmiş durumda. Ben onu hep Einstein'la özleştiğini düşünüyorum. Evet, Einstein'dan evet. dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mozart için, Picasso için üstün zeka kullanılmaz. Üstün yetenekli kullanılır. Evet. Ama Mozart'ın matematik bilgisini ya da matematik becerisinin düzeyini bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani o anlamda belki de çok iyi ama şeyi atlarlar mesela. Einstein'da bir keman çalan kişiydi. Yani bu alan mesela atlanır, bu tarafı atlanır. Müzikle ilgili tarafı aynen da var. Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla birinci etapta tanılama çok önemlidir ama test yeterli değildir. Çok kısa bir örnekle paylaşmak istiyorum. Bir üniversite sınavında bir devletin açtığı seviye, devlet memuru olmak için seviye sınavları. Bir saatlik, iki saatlik sınavlarla hayatımızı etkileniyor diyoruz ve şikayet ediyoruz. Fakat testleri aldığımız çocukların da o bir saat, iki saatlik performanslarında onların hayatlarını etkileyecek bir etiket verdiğimizi unutuyoruz. Orada da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı zeka testinde aynı de. Şey. Evet. Orada da bir değerlendirme var. Burada biz enstitü olarak, Üstün Zekalar Yetenekler Enstitüsü olarak çocukların sadece bir testle tanılanmaları değil, eğitim sürecinde gözlenmeleri adına yapılan testlerin ya da yapılması gereken testlerin eğer zeka üzerine bir çalışma uygulanması gerekiyorsa, bilimsel çalışmalar uygulanması gerekiyorsa, çocukların yapılmış olan bu testlerin üzerinden verileri alıp onların eğitim sürecinde çok yönlü gözlenmesi üzerine detaylı bir eğitim temelli gözlem sürecine dahil ediyoruz. Aslında zeka testini yapmak çok gerekli bir şey değil. Çok gerekliyse gerekli bir şey yapılmalı. Gerekliyse yapılmalı. Çok farklılık varsa ortada en azından zekanın hangi performansının daha iyi olduğuna dair bir takım ipuçlarını yakalamak adına çocuğu hangi noktada yönlendireceğimiz adına belki yapılabilir. Ama böyle çok pırıl pırıl, çok farklı, benim çocuğum çok zeki dediğiniz çocukların lütfen ellerinden tutup zeka testi yaptıracağız ya, çocuklarınızı o işkenceye sokmayınız. 1-1,5 saat süren evet. çok farklı bir şey. Bir de girerken program öncesi siz söylediniz, benim çok hoşuma gitti. Yani zihinsel yetersizliği olan çocuklara da aynı testler uygulanıyor. Tabii. Zekalılara da aynı testler tabii. uygulanıyor. Sonuçta zeka düzeyini görmek için yapılan bir çalışma aynı çünkü. Aynı testler uygulanıyor. Aynen bu nedenle bu zeka testlerine, ay ben çocuğum çok zeki, çok farklı, bunu bir test yap. Bunlardan ne olur günlük hayatınızdan bunları çıkarınız ama çok farklı özelliklerde, örneğin geçen hafta sizin çocuğunuzu konuştuk. Onda yapıldı böyle bir test. Şöyle ki onda da testin en baştan belli bir noktaya kadar yapılmasına izin vermedik. Çünkü bu testin çocuğunuzu görüyorsunuz, performanslarını takip ediyorsunuz, potansiyelini yüksek olduğunu akran düzeyine göre görebiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir test yapmanız gerekmiyor. Ancak ve ancak eğer bir hazır programa, bir grubun içerisine dahil edilmesi gerekiyorsa bir çocuğun. Ya özel farklı bir eğitim içerisine alınması gerekiyor. Aynen öyle. Hazır bir eğitim programına evet. alınması gerekiyorsa o programın içerisine girebilecek düzeyde midir? O programın içeriği onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde midir? O grubun içerisinde dahil olacağı grup elemanları, yani diğer öğrenciler. Hepsi birbiriyle iletişim kurabilecek frekansta, aynı potansiyelde çocuklar mıdır? Birbirleriyle çünkü farklı potansiyeldelerse yaşamın içindeki sıkıntılar orada daha büyük boyutta aynen olacaktır. Birbirlerini bastırmaya çalışacaklardır. Böyle bir durumda testin gerçekten gereği var. O gruba alınması doğru mudur? Çocuğa zarar verilir mi diye. Ama onun dışında bireysel bir eğitim uygulanacaksa o çocuğa test yapılmasının hiçbir anlamı yok. Yoktur. Eğer ki, tekrar söylüyorum, mutlaka parantez içinde bilgiler vardır çünkü. Eğer ki çocuğun şüphe ettiğiniz bir öğrenme bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu gibi. Vesaire bir takım şüphe edilecek unsurlar dikkatinizi çekiyorsa, o zaman sadece zeka testi değil, başka bir takım daha testlerin de uygulanması gerekebilir. Ama bireysel bir eğitim programı uygulanıyorsa teste değil, onun düzeyini algılamaya yönelik bir ön gözlem değerlendirme çalışması yapılır. Yoksa ve eğitim zeka uygulanır. Testine gerek aynen yoktur. Öyle. Aynen bir öyle. De zeka testleriyle ilgili geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Türkiye'deki üstün zekaların oranı dünya standartlarının üstünde diye konuşmuştuk. Bunun nedeninin de ne yazık ki bizdeki testlerin 1980'li yıllardan çok kalmış doğru. olması. Çok peki doğru. ne fark edecek 80'li yılların testiyle 2010'dan sonra geliştirilmiş testler arasında ne gibi fark olacak?
Bu testlerin içerisinde uygulamalar esnasında çok basit benzer örnekler vereyim. Testin birebir aynısını söylemek doğru, etik olmaz. Örneğin işte 80'lerde kullandığınız bir kalemle bugün kullandığınız kalem arasında fark var. Ya kalem o zamanki televizyonla o zamanki televizyon teknoloji arasında fark kelimesi, var. Teknoloji çok farklı. Aynen öyle. Araç kelimesi. O zaman kullandığınız araçlarla bugün kullanılan araçlar yok. Çocuğa bugün itibariyle bir soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki troleybüs nedir? Bugünkü çocuğun troleybüsü bilmesi kolay bir durum değil. Bu mutlaka bir şey ifade eder. Çocuğun eğer okur yazar bir yaştaysa onunla ilgili bilgi aldığını gösterir buna verdiği yanıt. Ama eğer bu kelimenin karşılığında almayı beklediğiniz yanıt bunu bilmesi ise bu çocuğun bunu bilmesi mümkün değildir. Sobayı bugünkü büyük çocuklar, şehirde yaşayan çocuklar bilmiyorlar. Sobayı zaten çocuk bilecek ve bu onun yaş düzeyinde normal bir kelimedir diye not alacaksanız bu çocuk bunu bilmeyecektir. Dolayısıyla zekası daha düşük seviyede değerlendirme riski olacaktır. Onun dışında ince motor becerileri söz konusu olabilir. Şimdi daha önceki çocuklarımız 80'li çocuklar, 90'lı çocuklar, bir daha öncesinde keza bizler sokakta oynamayı bilen çocuklardık. Fakat şimdiki çocuklarımız daha apartman, ekran karşısında, site ve ekran çocukları dediğiniz gibi. Hatta baş parmaklarıyla sürekli bir takım dokunmatik ekranda çalışan çocuklar. Tabii, oyunları tabii, bile tabii, teknolojik küçük çalışmalar. Küçük bebeklerimiz bile artık işaret parmaklarını aynen çok öyle, becerikli kullanmaya aynen başladılar. Öyle. Dolayısıyla burada test edeceğimiz motor beceriler, algılar, bilişsel düzeyler 80'lerde test edilenlerle aynı değil. O yüzden mutlaka o bu... O zaman cep telefonu yoktu. Aynen. Tablet yoktu. Bu çalışmaların yani soru içerikleri, örnekleri, algı düzeyleri olarak mutlaka güncellenmeleri gerekiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın evet, değil mi? En azından Türkiye'deki bu değerlerin yakalanması, üretime dönük ülkenin geleceğinde iyi yerlerde olmaları açısından Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında bunları güncellemesi gerekecektir. Son dönem itibariyle güncellenmesi için bir karar girişim alınıp girişim var, yapıldı. İnşallah kısa zamanda tamamlanır diye umuyorum. Çok kısa zamanda halledebilirler. Evet, gelelim sizin enstitünüzdeki aktiviteleri. Arkadaşlarım evet, da bir yandan o görüntüleri geçirirlerse arkadan bizim konuşmamızın üzerine bu çocuklara siz enstitünüzde ne yapıyorsunuz? Oğlunuz yüzünden müzikle olan eğitim anlamındaki ilişkinizi böyle bir enstitü kurmaya özel yetenekli evet, ve üstün zekalı yetenekliler enstitüsüne döndürdünüz. Evet. Bu enstitüde siz ne yapıyorsunuz? Birinci etapta yaş sınırlaması olmaksızın herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Nedir bu herkesle kastımız? Çocuklar başlığında eğitime, doğru eğitim yönlendirmesine ihtiyacı olan, potansiyelinin doğru algılanması anlamında anne babanın keşfetmeye başladığı çocukların doğru yönlendirilmesi için bir anlamda danışmanlık yapıyoruz ailelere. Bir danışmanlık yapıyoruz. Aynen öyle. Birinci etapta danışmanlık hizmetini veriyoruz. İkinci etapta bu çocukların eğitim anlamında bilimsel başlıkta mı, sanatsal başlıkta mı, kişilik gelişimi başlığında mı, hangi başlıkta desteklenmesi gerekiyorsa, bireysel mi, grup eğitimine mi girmesi gerekiyor, çok sosyalleşmesi önemli mi gerekiyor, ayrıntılar, yoksa odaklanması mı gerekiyor? Bu alanda doğru tanılamayı yaparak o çocuğa özel ya da o kişiye özel, bireysel ise alması gereken eğitim programı, bireysel ona özel bir program hazırlayarak onun o eğitim sürecindeki gelişimini takip ediyoruz. Bu arada da kendi devam ettiği okulunda, ev yaşantısında hem ailesiyle de hem okulundaki sınıf öğretmeni ve rehberlik birimiyle de iletişime geçerek çocuğumuzun ve onun eğitiminden sorumlu olan diğer öğretmenlerin desteklenmesi konusunda iletişimde oluyoruz. Şimdi burada mesela siz bir evet, keman hocasısınız. Evet. Keman çalan çocuklar var, satranç oynuyorlar. Evet. Ne gibi uğraşılarla bu çocukları eğitmeye, topluma daha farklı bireyler olarak olumlu desteklemeye çalışıyoruz desteklemeye diyorum ben. Tam zamanlı bir eğitim kurumu değiliz. Değil. Biz destek eğitim programları uygulayarak aslında çocuklara yardımcı oluyoruz. Aslında bunlar normal gündüz okullarına gidiyorlar. Aynen devlet öyle, okulu, özel okulu neyse kesinlikle okullarına onlar gidiyorlar. Onlar okullarına gidiyorlar. Okul sonrası mentorluk hizmetiyle, bireysel danışmanlık, akıl hocalığı sistemi dediğimiz sistemle başında ders öğreten bir öğretmen değil, onun kendini keşfetmesi ve kendi kendine gelişme yöntemlerini
kendini algılaması ve geliştirmesi için tekrar. Onun yanında bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Aynen öyle. Lütfen şunu yapınız demiyorsunuz. Hayır, asla. Mesela bir ne yapması gerektiği konusunda. Bunun içerisinde bilgisayar. Mesela bilgisayar burada var. Çocuklarımız bilgisayar programlama çalışması yapıyorlar. Hmm. Burada minik orkestramız, kuartet grubumuz çalışmalarına devam ediyor. Ama şimdi az önce keman çalan çocuklarımız, bu yaştaki çocuklarımızın bir konservatuvar eğitimi almaları o yaşta uygun olmayabiliyor. Hem yaş itibariyle hem devlet imkanı itibariyle uygun olmayabiliyor. Biz onların o yaşta ihtiyacı olan eğitim programını onların düzeyine indirgiyoruz. Hı hı. Çünkü bir konservatuvara gitseler de o yaştaki bir çocuğun o ortamda bulunması pedagojik anlamda da sağlıklı olmayacaktır. Olmayacak. Onun evet. ihtiyacı olan eğitim içeriğini o anlamda besleyerek destek vermeye çalışıyoruz. Keza burada yine coğrafya eğitimi ya da diğer başlıklarda bilgisayar programlama, mühendislik eğitimi, 8 yaşında, 9 yaşında mühendislerimiz var, yazılım mühendislerimiz var. Ve onlar bir konuşmamızda söylemiştiniz. Yani fakülte bir düzeyindeki bilgileri o yaşlarda aynen alıyorlar. Kesinlikle, alıyorlar. Kesinlikle. Yani vermeniz lazım onları. Çünkü aksi takdirde büyük bir boşluk olacak. Ve akademik fakülte düzeyindeki eğitimi ilkokul çağındaki aynen çocuklar öyle alabiliyorlar. Ama bunun üzerine neler çıkaracaklar? Aynen öyle. Onlara oyun oynar gibi veriyoruz bunları. Hmm. Çünkü onlara ihtiyaçları var. Evde kendi kendine kabloları birleştirip bir şeyler yapmaya yapıyorlar, çalışıyor evet. ama ne yapmaya çalıştığı konusunda ciddi riskler var. Elektrikle oynamaya çalışıyor çünkü orada mesela. Çok ciddi tabii. risk var. Ama bunu bilinçlendirerek elindekileri bir oyuncak gibi görüp ama onun tehlikeli taraflarını da fark etmesini sağlayarak ihtiyacı olan evet yön göstericiliği biz üstlenerek doğru bilgilerle kendisini geliştirme yöntemleri uygulamalarını sağlıyoruz. Peki bu çocuklar sanki bir kurs gibi oluyor. Yani normal okuluna gidiyor. Evet. Çok dersleri de zaten derste hallediyorlar. Ben kendi oğlum adına biliyorum. Hiç ders çalıştığını falan hatırlamıyorum. Çünkü neden? Derste hallediyor yani. Birçoğunun ders çalışma sıkıntısı olabiliyor. Evet, tekrar üzerine geçmesine gerek yok. Ve o çocukları siz çalış diye zorladığınız zaman aksine hem baskılanıyor hem de çok daha olumsuz yönlere kayıyor. Ve anne, çocuk, bütün ilişkiler darman duman olmuş oluyor. Bunlar okuldan çıktıktan sonra sizin oraya ne bileyim keman çalmak için işte evet. en son sizinle görüşmeye geldiğimde piyano evet. çalmak için gelen evet. her yaşta katılımcımız var. Her yaşta var. Var. Her yaşta var tabii 40, 50 daha büyük yaşlarda da katılımcılarımız var. Çünkü her yaşta bizim yeteneklerimize ve zekamıza ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra ben şunu yaparım demek yerine biz o becerilerimizi çok erken yaşta fark edip meslek olarak onların seçilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz çünkü. Hayatı para kazanmayı öncelikli değil, sevdiğimiz işi yaparak hayatımızı kazanıp para zaten bir şekilde oradan gelecektir ama üretken birey olmamız anlamında bu detayın üzerinde o duruyoruz. O zaman benim de sizin kuruma gelmeniz lazım. Yani böyle bir sanatla ilgili bir taraflarım var ama biz nereye gideceğim bilmiyorum. Biz öğrenciyiz. Biz sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Eşimle birlikte kurduğumuz bu enstitüde biz ikimiz baş öğrencileriz. Eğitim kadromuz, arkadaşlarımız, baş öğrenciler. O yüzden çocuklarımızla birlikte yaptığımız bireysel olsun, grup çalışması güzel olsun. Güzel resimlerimiz vardı. Orada beraber evet. oturuyordunuz. Resimleri de arkadaşlar ekrana getirebilir miyiz? Siz masada oturuyorsunuz. Bir konuda resim yapılacak. Hep evet. beraber yapmaya evet. başlıyorsunuz. Aynen öyle. Şuraya ev çizelim, buraya böcek Hayır. çizelim değil. Bizim eğitmenlerimiz grubun bir üyesidir. Grup içerisinde çocuklarımız, elemanlar, o grubun elemanları ne yapıyorsa eğitimci arkadaşımız da aynı anda o çalışmayı yapar. Evet, burada çocuklarımızın çok güzel resimleri var. Evet, kara kalem çalışmaları. Mesela bu çalışmalar yine aynı şekilde potansiyeli, bu alanda potansiyeli olan çocuklarımızın tespit edilerek alındığı bir grup çalışmasıdır, atölye çalışmasıdır. Bu atölye çalışmasında 8-13 yaş arasındaki çocuklarımız var. Bunlar 8-13 var. Yaş. Evet. Bu çalışmada öncelikle yine Güzel Sanatlar Akademisi düzeyinde çizgi çizmekten başlayarak perspektif, gölge vesaire evet. birçok evet. alanda Güzel Sanatlar Akademisi düzeyinde müfredat ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlanılmış ve çocukların algıları, ilgi alanları
ve birikimleri düzeyinde şekillendirilerek çocuklarla haftada belli günler, belli saatler yapılan çalışmalarla bu ürünler ortaya çıkarılmıştır. Hala da devam. Keyifle koşarak geliyorlardır herhalde. Müthiş eğleniyorlar çünkü öğretmen anlatır, çocuk dinler, yapar gibi bir durum yok. Hep birlikte bazen dans ederek yapıyoruz, bazen elimizde bir kraker yiyerek yapıyoruz. Keyif alarak yaşamın içerisindeki olayları çözüyoruz. Mesela bizim Bilim Adamları diye bir programımız var, grup programımız. Orada akıl oyunları başlıklı bir çalışmamız var. Ailelerimiz geldiklerinde akıl oyunlarında hani dışarıda satılan kutu oyunlarından mı yapacaksınız diye. Hani dışarıda var zaten bu, biz niye getirelim bu buraya derse diye düşündüler. Dedik ki biz bu akıl oyunları başlığında örneğin hepsinde olduğu gibi yaşamın içerisindeki problemleri çocuğumuzun önüne oyuncak diye veriyoruz. Siz bir inşaat firmasının başısınız ve bir arsa verildi. Buraya şu kadar tarihte, şu kadar bütçeyle, şu kadar işçiniz var. Bir hadi çözün bina bakalım yapacaksınız. Bu problemi. Başladınız çalışmaya, şu tarihte bitireceksiniz. Nasıl bir proje uygulamanız lazım? Hadi harıl harıl başlıyorlar. Bir ara durun diyoruz. Ne oldu diyorlar. Hastalandı 3 tane işçiniz. Bayram tatili de girdi. 3 işçi kaybı, 2 tane zaman kaybı. Ne yapacağız şimdi? Değil. Alın size akıl oyunu. Burada programımızın süresine yazık ki doldu. Çok keyifli, çok heyecanla sürdürüyorduk. Sevgili izleyiciler, aman aman aman. Çocuklarımızın bir zeki veyahut da yetenekli taraflarını olağan gözleyin, çok abartmayın, ellerinden tutup zeka testi yaptıracağız diyerekten uğraşmayın. Çocuğunuzun hangi olumlu yönü var, onu özgür bırakarak ve önüne bazı problemleri, en son konuştuğumuz problemleri koyarak, onun nasıl çözdüğüne bakaraktan onun farklı özellikleri varsa onu yakalamaya çalışınız. Bu arada aman onları sınırlamaya, baskı altına almaya çalışmayınız diyelim. Ve bu perşembede sözlerimizi çocuklarımızın daha sağlıklı, daha güvenceli, daha mutlu bir yaşama kavuşmaları dilekleriyle son verelim. Haftaya görüşmek üzere. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.